Evet sevgili Ali Rıza, yarım kaldı sohbetimiz. Beni dinler misin bilmiyorum ama sen duymazsan başkası duyar. Başkası duymazsa bir başkası duyar. Bir şekilde ulaşır sana. Yani sana ulaşmak istiyorum. Senin yüreğine ulaşmak istiyorum. Çünkü seninle husumetim yok. Hatta senin için gerçekten üzülüyorum. Çünkü birinci videomda anlattığım gibi bu köpek korkusu en çok seni engelliyor, sana zarar veriyor, işte çocuklarına zarar veriyor. Niye? Çünkü korktuğu için her yerde karşılaşacak ve her yerde kaçarken bir şekilde yanlış yerlere çarpacak, düşecek, kendini yaralayacak. Yani köpek ısırmasa bile onun yaşadığı korku ona yetecek, yolunu değiştirmek zorunda kalacak. Yani bu korkuyu yenmek en çok sizin için önemli. Birinci videomda ben nasıl yendiğimi kendi çapımda anlatmıştım. Ama her yoğurdun kendi yoğurt yiyişi farklıdır. İnşallah sen de bir gün, çocukların da bir gün yenersiniz. Çünkü bu sizin için iyi olacak, hayatınızı kolaylaştıracak. Ama buna rağmen işte ben de korkuyordum ama hiç elime taş atıp işte köpeklere taş atmayı, kovalamayı hiç düşünmedim. Yani böyle bir şey yapmak hakkını kendimde görmedim. Çünkü onun da yaşayabileceği başka bir yer yok. Yaşayabileceği tek yer burası. Ve Türkiye koşullarında her zaman her yerde karşımıza çıkabilir. Bunun için benim kendimi değiştirmem gerekiyordu. Ben bunu yaptım. Dilerim sen de yaparsın. Şimdi Ali Rıza, bu sokakta çocukların neredeyse işte çocuklar 12-11 yaşında falan, ben onları gördüm. Şu an yaşları 13-14 galiba, tam onları da bilmiyorum. Ben elimde su kovasıyla dolaşırken şey yaparken bir baktım çocuklar sahip çıkmış işte sokağımızın köpeğiyle. Oynuyorlar, besliyorlar. Onlar için bir fobi, yani inanılmaz bir sevgi oluşmuş. Aralarında bağ oluşmuş o hayvanlarla ve besliyorlar. Bundan işte 3-4 ay kadar önce bu hayvanları besleyen çocuklardan bir tanesi beni aradı. Nermin teyze, burada birisi var. İşte köpeklere taş atıyor. İşte beni burada hayvanları besleme diye tehdit ediyor. Beni azarlıyor. Bana şunu dedi, bana bunu dedi falan filan diye. Çocuk ağlayarak sürekli bana şikayet ediyor. Ben de çocuğu teselli ediyorum. Yavrum işte alışır, şey yapar. Çünkü hani ben de bir su kabı koyarken balkondan birisi çıkıp oraya su kabı koyma, orada yemek verme falan diye diyen, bağıran, çağıran, işte alışır köpek, gelir köpek falan diye şey yapan, engel olmaya çalışan. Yani ben sakin sakin yolumda giderken sadece derdim hayvanları beslemekken, hani sinirlerimi bozan bir sürü insanla karşılaşıyordum. O yüzden çocuğun sinirlerinin bozulmasını, o kendince iyi bir şey yaptığını düşünürken azar işitmesini falan, o duygusunu çok iyi anlıyorum. Yani çocuğun psikolojisinin bozulmasını da anlıyorum. Ya ama sen koca bir adamsın. Üstelik hani ciddi bir görevin de var. Ama koca bir adamın cebine taş doldurup Ali Rıza, köpeğe taş atarak geçmesi doğru bir şey mi? Peki sen cebine taş atıp geçtiğin zaman köpek bunu hissetmeyecek mi? Bak kime sorarsan sor. Derler ki ben bunu çocukken öğrenmiştim. Eğer korkuyorsan köpek korktuğunu hisseder ve korktuğun için bir sıvı algılarsın, bir ter, bir şey kokusu algılarsın ve seni düşman olarak algılar. Ve benim korkumu yenmemdeki iç şey buydu. Köpekler üzerime doğru gelirken havlayarak ben içimden o korkumu yenmek için mücadele eder. Biz dostuz, biz dostuz, biz dostuz falan diye fısıldardım içimden. O şekilde söylerdim. Hani şey olmasın, o korkuyu, kokuyu salgılamayayım diye. Öyle söylemeye çalışırdım. Şimdi cebinde şey yaparken o köpeğin sana havlamasından, bir de taş atıp, kaç defa da taş atıp geçmişsin, havlamasından daha doğal bir şey olabilir mi? Şimdi ben senin yanından geçerken sürekli sana şey yapsam, net falan yapsam, yani bırak sadece bir şey, elimle şöyle bir itsem, şey yapsam, benim daha uzaktan görür görmez bana nasıl bir şey tavır alırsın? İnsan olarak senin kafan var, beynin var, nasıl tavır alırsın? Değil mi? Yani hiç cevabını vermeyeyim. Nasıl tavır alacağını sen biliyorsun. Şimdi bu köpeğin de yanından sürekli taşla geçtiğinde, sürekli şey yaptığın zaman bu köpeği seni görür görmez havlaması normal değil mi? Şimdi normal olmayan köpeğin havlaması oluyor da senin taşla yanından geçip taş atman normal mi? Ay Rıza.
Gerçekten. Ben senin için üzülüyorum. Ben şey değil, bu içten söylüyorum. Çünkü o korkun yüzünden yaptığını biliyorum. Köpekle husumetin olmadığını da biliyorum. Korkuyorsun. Bir de bunun üstüne benim bisiklette yaşayıp bisiklete bir daha binememem gibi çocuğun da bu korkuyu yaşamış. Şeyde bisikletlerde dönen tekerleklere şeyler çocuklar köpekler alerjileri var, dönen şeyleri havlıyorlar. O havlama üzerine bisikletimizle dengede duramamış ve düşmüş ve yaralanmış. Bunda gerçekten köpeğin suçu ne? Şimdi ben bisiklette tam dengemi kuramayıp araba yolda gidiyorsam, o güne kadar bisiklet binmeyi öğrendim ama şey yola çıkmamışım. Biz yol araba yolu, arabanın yolu benim yolum değil. Ben bisiklet yolundan gidiyorum yandan ama o bisiklet yolundan giderken yanımdan tabii ki arabalar geçecek. Ben bunu hesaplamadan, bunun şeyini yapmadan yola çıkıyorum. Araba yanımdan hızla geçerken paniğe kapılıyorum. Bisiklet direksiyonumu kırıyorum ve düşüyorum. Çekin o arabaları yoldan. Çekin be. O arabalar yüzünden bisikletten düştüm ben. Çekin arabaları. Ah Ali Rıza. Gerçekten. Bir düşün Ali Rıza. Çok bir şey söylemek istemiyorum. Gerçekten bir düşünmeni istiyorum. 2 gecedir uykusuzum. O yüzden bunu çok doğaçlama hazırlıyorum. Böyle içimden geldiği gibi konuşmak istedim. Böyle hani gidip yok efendim o onu dedi, bu bunu dedi, burada şu şahit var bilmem ne. Böyle yalan dolan böyle şeyler. Bunlara gerek yok ya. Gerçekten gerek yok. Hani ortada bir mağdurlar varsa insan konuşa konuşa. İnsan konuşa konuşa yani. Gerçekten konuşa konuşa biz anlaşabiliriz ama korktuğumuz zaman dinlemiyoruz ki. Dinle, gerçekten dinle. Korkuyorum çünkü ya ben korkuyorum yok yok Ali Rıza. Gerçekten yok. Ama burada beni inanılmaz şey yapan, hüzünlendiren, böyle duygulandıran, içimi ısıtan başka bir şey daha var. Bunu da dilerim Ali Rıza senin çocuğun da bu çocuklardan olur. Yani umarım olur ama olacaktır yani olacaktır inşallah yener yani gözlerinden öpüyorum o çocuğunun. Ay, kurban olurum ona da kurban olurum yani bir tırnağına kıyamam. Ben tanımadığım çocuk için sokakta kavga edip annesinden neredeyse dayak yiyecektim yani. Çocuğu azarlıyor böyle çocuk çekmiş kulaklarına sokağa çocuğa neler söylüyordu korkunç şeyler söylüyordu. Çocuğa lütfen dedim yani kadına ne olur şey yani bu şekilde konuşmayın sokakta çocukla. Sonra şimdi üzerime yürüdü kadın yani onun için ben senin çocuğuna da kurban olurum Ali Rıza gerçekten kurban olurum. Birisi ona bir şey düşman şey olsa yakın dostum olsa üzerine yürürüm yani öyle yani ben zayıflara karşı benim zaafım var benim şeyim de bu çocukluğumdan beri böyle beni sevsin sevmesin. Düşmanım olsun. Orada birisi çok güçlü insanlar onun üzerine yürüyorsa ben kendi kalıbıma bakmam. İzbandut gibi de olsa dalarım içine. Yani dayanamıyorum yani. Ben zayıf olana dayanamıyorum. İşte burada beni şey yapan, mutlu eden şey. Ama bir taraftan da beni böyle paniğe sokan, korumak zorunda bırakan şey bir çocuk oldu. O çocuk gözlerinden öpüyorum yavrum benim. Nisam gözlerinden öpüyorum. Adını da bu vesileyle öğrendim biliyor musun? Adını da bilmiyordum senin. Gözlerinden öpüyorum bir tanem. Beni Nermin teyze koş. Nermin teyze koş diye özür dilerim ama doğal çekiyorum. Koş. Yetiş diye aradığımda evden nasıl çıktığımı. Nasıl çıktığımı hatırlamıyorum bile. Köpekle senin arana girdi Ali Rıza. Sen bunu içine sindiriyorsan.
Sen bunu içine sindiriyorsan söyleyebilecek bir şey bulamıyorum ama sindirdiğini de sanmıyorum. Sanmıyorum. Sindiremezsin Ali Rıza. Gerçekten sindiremezsin. Ama beni burada umutlandıran da ne biliyor musunuz? Burada 10 yıl önce kendi başıma su bidonları taşırken küçücük bir çocuğun kendine şey atarak köpekle senin arana girmesi geleceğe dair bana umut da verdi biliyor musun Ali Rıza? Umarım Ali Rıza bunları düşünürsün, bunu duyarsın. Ben burada kapatıyorum. Daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Kusura bakmayın. Ama bunu da paylaşmak istedim. Çünkü 2 gecedir uyuyamıyorum. Ve içimde o kadar çok şey birikti ki. Kusura bakmayın. Ama gözlerinden öpüyorum çocuklar. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Korkanın da korkmayanın da. Korkanlar bana gelsin, ne olur beni arayın. Ben size elimden gelen her yardımı yaparım. Nasıl sabahlar okul önlerinde erkenden kalkıp anneleriniz bile o gelmedi okul önlerinde size köpekleri sevdirdim, anlattım. Arkadaşlarımla beraber tek başına değil tabii ki. Yine yaparım çocuklar. Yeter ki sizler korkularınızdan kurtulun, özgür olun. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. Yani bir doğaçlama yapmak istedim. Beni böyle görün istedim. Açık olmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Hoşça kalın. Korkan insanlara da ne olur elinize bir parça ekmek. İşte ekmek iyi beslediğimiz için alıştılar. Belki bir köfte, belki bir şey böyle daha onların yiyebileceği bir şey atarak geçerseniz, taş yerine onu atarsanız inanın bir süre sonra kuyruk sallayarak yanlarınıza gelecekler. Zaten saldırgansa şeyse biz onu alıyoruz. Bırakmıyoruz. Biz kim hiçbir çocuğumuzun burnunun kanamasını istemeyiz. Onu rehabilite etmeden bırakmıyoruz. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.